Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedinil emin. Elhamdülillahi ala ni'metil İslam. Elhamdülillah ala ni'metil iman. Elhamdülillah ala ni'metil Kur'an. Amma ba'd. Rahmet-i ilahiden kovulmuş şeytan ve dostlarından alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'ya sığınırız. Sonsuz merhamet sahibi, bağışlayan ve esirgeyen yüce Allah'ın ismi celali ile başlarız. Kıymetli kardeşlerim, Allah nasip ederse bugün geçen hafta 19. ayet-i kerimede kalmıştık. Yani 18 bitmişti, 19'da durmuştuk. İnşallah Kaf suresi 19. ayet-i kerimeden devam edeceğiz. Hemen üst taraftaki sayfa başından, bir önceki sayfadan tekrar almaya gerek yok. Oradan bir meal verelim. Ondan sonra kaldığımız ayetten üzerinde durmaya çalışalım. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ Yemin olsun ki biz insanı yarattık. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ Ve biz nefsinin ona neyi fısıldadığını biliriz. Ki geçen haftaki dersimizde bunun üzerinde durmaya çalışmıştık. وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Biz insana şah damarından daha yakınız. اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ Karşılıklı birbiriyle karşılaşan o iki melek عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ Birisi sağda sevapları yazmak üzere, diğeri solda günahları yazmak üzere oturmaktadırlar. مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ Hiçbir söz yoktur ki, ağızdan çıkmış olan hiçbir söz yoktur ki, اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَت۪يدٌ O söze şahit, o ağızdan çıkan ifadeyi gözetleyen ve kayıt altına alan mutlaka bir kaydedici vardır, mevcuttur diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Şimdi geçen hafta kıymetli kardeşlerim bu ayetler üzerinde uzun uzadıya durmuştuk, durmaya çalışmıştık. Dilimiz döndüğünce, gücümüz nispetinde çeşitli müfessirlerin ayetlerden nasıl anlam çıkardığını ve ayetlerin nasıl anlaşılması gerektiği noktasında konuşmuştuk. Şimdi 19. ayet-i kerimede Kaf suresi 19. ayetten itibaren kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi Rabbim bize dedi ki bu dünyada yalnız değilsiniz. Ben her biriniz için iki meleği görevlendirdim. Bu melekler sizden hiçbir zaman ayrılmazlar. Bunlar sürekli sizinle beraberdirler. Ve ağzınızdan çıkan her şeyi kaydederler. Yaptığınız her şeyi de kaydederler. Başka ayet-i kerimede onu da görüyoruz. Kiramen katibine ya'lemune ma tef'alun.
Bu meleklerin adı kiramen katibin melekleri, yani şerefli yazıcılar ve bunlar yaptığınız her şeyi bilirler. Ya'lemûne bilirler, mâ tef'alûn. Ne işliyorsanız, fiil olarak, eylem olarak, yaşadığınız hayat içerisinde neyi ortaya koyuyorsanız, bunların hepsini mutlaka meleklerimiz kaydederler ve bilirler, diyor Hazreti Allah. Şimdi demek ki bu hayat Allah'ın mürakabesinde meleklerinin kaydı altında geçiyor. Meleklerinin kaydı altında geçiyor. Şimdi bütün bunlardan habersiz ya da bütün bunlara haberi olduğu halde inanmayan, hadi canım, nerede, nasıl her şey kaydediliyormuş? Nasıl melekler her şeyi eksiksiz bir şekilde zaptu rapt altına alıyormuş diyenlerin 19. ayet-i kerimede düştükleri halden bahsediyor Allah. Vecaet geldiğinde sekratul mevti bil hakki, gerçek olarak, hak olarak o ölümün sarhoşluğu geldiği zaman. Şimdi hakikaten bu dünyada bir tek gerçek var, o da ölüm. Ölümün haricindeki her şey aslında hayal olmaya mahkum, yok olmaya mahkum. Çünkü bakın, yaşadığımız her an, yaşadığımız her süreç bitip gidiyor. Yani bir dakika öncesini bir dakika sonrasına getirme şansınız yok. Dünyaları verseniz, bütün varınızı, yokunuzu ortaya dökseniz, bütün imkanlarınızı seferber etseniz, bir dakika sonrasını geri getirme şansımız yok. Ve hayat süreci hızlı bir şekilde akıp gidiyor. Ve ölüm gerçeğiyle nihayetinde yüzleşeceğiz. Tabii burada bu ölüm nasıl bir insana geliyor? ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَح۪يدٍ. Kaçıp durduğun ölüm gerçek bir şekilde, o ölümün sarhoşluğu gelecektir, diyor Allah. Rabbim bizi ölümden kaçıp duranlardan eylemesin. Şimdi bu nokta çok önemli. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl ölümden kaçıp durmayalım? Evet, ölümden ne kadar kaçmaya çalışırsak çalışalım, ölümden kaçamayız. Çünkü Rabbimizin bize takdir etmiş olduğu bir ecel söz konusu. Bu ecel vakti geldiği zaman, ecel dolduğu zaman ne bir an geri ne bir an ileri. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ecelleri geldiği zaman ne bir an geciktirirler, geciktirilirler, ne de bir an öne alınırlar. Yani o anda iş biter. O anda ölüm meleği gelir, görevini ifa eder. Biz biliyoruz ki herkes ölecek. Kullu nefsin zâikatul mevt thumme ileyna turcaun. Her nefis mutlaka ama mutlaka ölecek. Ve sonra hepiniz bize döndürüleceksiniz, diyor Hazreti Allah. Demek ki bu ölümden kaçış yok. Hatta Peygamber Efendimiz'e hitaben der ki Rabbimiz, Efe immitte fehumul halidun. İnneke meyyitun fe innehum meyyitun. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen de öleceksin, onlar da ölecekler.
Sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Efe immitte fahumul halidun. Şimdi biz seni öldüreceğiz de onlar ebedi mi yaşayacaklar? Onlar ebedi mi kalacaklar? Bakın, bu dünyaya gelen gider. Bu dünyaya gelmek gitmek içindir. Her gelen gitmeye mahkumdur. Ve ölüm herkese gelecek. İbn Hacer el-Askalani'nin çok güzel bir ifadesi var. Onu paylaşmak isterim. Şöyledir. Ya men bidunya huştagal. Ey dünya ile meşgul olan insan. Dünyanın kendisini meşgul ettiği, oyaladığı ey insan. Kad garrahu tulul emel. Ey uzun emellerin, arzuların aldattığı insan. Bakın, demek ki uzun emeller, arzular insanı aldatır aslında. Yani insan sürekli aldanmanın eşiğindedir. O emelleri, o arzuları, o bitmez tükenmez hırsları, o dünya için gece gündüz mücadelesi, koşturmacası, bütün bunlar aslında o insanı aldatır. Çünkü dünya aldatandır. Dünya aldatılma yeridir. Dünyaya dalanlar için dünya aldatıcıdır. Şimdi öyle diyor. Ya men bi dunya huştagal. Kad garrahu tulul emel. Ey dünyanın meşgul ettiği, ey arzularının, emellerinin aldattığı insan. Evelem yezel fi gafletin. Gaflet uykusunun devam ettiği insan. Ne zaman uyanacaksın? Hatta dena minhul ecel. Ecel gelip kapını çaldığında mı? Gözünden perde kalktığında mı? Azrail karşına dikildiğinde mi? O zaman mı uyanacaksın? Bu gaflet perdesini o zaman mı yırtacaksın? Sıyırıp atacaksın? El mevtu ye'ti bagteten. Bil ki ölüm ansızın gelir. Ölüm ansızın gelir. Vel kabru sandukul amel. Kabir amel sandığıdır. Yani burada neyi ektiysen kabrinde onu göreceksin, onu biçeceksin. Isbir ala ehvaliha. Dünyanın hallerine, dünyanın sıkıntılarına sabret. Meşakkatlerine sabret. La mevte illa bil ecel. Ecelin gelmeden ölümün olmaz. Gerçekten müthiş bir ifadedir. Ayetten alınmış bir ifadedir. Ecelin gelmeden ölümün olmaz. Ecelin gelmemişse 50 kurşun da yesen ölmezsin. Ecelin gelmemişse gökdelenden de düşsen ölmezsin. Ecelin gelmemişse okyanuslarda bile batsan boğulmaz. Ama ecelin gelmişse her şey bir bahanedir. Bizim bir türkümüz var. Ecel gelirse bu cana, baş ağrısı bahana. Mezar taşıma yazsınlar, bugün bana, yarın sana. Çok güzel bir Urfa türküsüdür. Eskiden türküler çok manalıydı. Şimdi her şeyin tadı tuzu kaçtı. Yine bir Urfa deyişi söyleyeyim size. Urfa şivesiyle. Aldadi. Dünya bizi aldadi. Altından zehir ahi, üzerinden baldadi. Dünya bu. Aldatıyor bizi. Aslında altında zehir var. Ama üzerinden bir parmak balla bizi kandırıyor. Sa'd-i Şirazi dünya için der ki,
Dünya her gece af buyurun birinin koynunda geceleyen bir dilberdir. Bir dilbere benzer. Her gece birinin koynunda geceleyenden sana yar olur mu? Hakikaten öyledir. Bakın. İşte Kur'an'ın bütün söylemleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün mesajları, ashab-ı kiramın o bitmez tükenmez İslam sevdası, Kur'an sevdası, o peygamber aşkı aslında hepsi dünyayı gözünde küçültmelerinin birer eseridir. Kim olursak olalım, eğer gerçek manada mümin isek, eğer gerçek manada iman etmiş isek, dünyayı gözümüzde küçültüyorsak korkmayalım kendimizden. Ama yok, dünya gözümüzde hala büyükse, hala acaba diyorsak, hala dünyanın derdine düşmüş isek, işte o zaman ölüm sarhoşluğuyla Allah muhafaza uyanırız ki iş işten geçmiş olur. Ayet-i Kerime tam da bunu söylüyor. Çünkü derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Rabbim bize bir hedef gösteriyor, bir istikamet gösteriyor. Diyor ki, derdiniz dünya olmasın, derdiniz ahiret olsun. وَاِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ Gerçek hayat yurdu, gerçek kurtuluş, gerçek mutluluk, ahiret. Çünkü dünya bitip yok olmaya mahkum ve ölümle dünya bitecek. İşte o ölüm sarhoşluğuna kapılmamak için, ölümün o geldiği zamanki sarhoşluğuna kapılmamak için bu dünyada ölümle iç içe yaşamak lazım. Şimdi bugün ölüm noktasında, ölümü tefekkür etme noktasında bizim de çok zaaflarımız var arkadaşlar. Mesela bir gün ashab-ı kiramdan bir sahabe geliyor Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme. Diyor ki, ya Resulallah, limâzâ ene mâ uhibbul mevt, ben niçin ölümü sevemiyorum ya Resulallah? Bakın, Resulullah'a sorduğu soru bu. Ben ölümü niçin sevemiyorum ya Resulallah? Bana bir yol göster, bana bir çare göster. Adam neyi dert edinmiş görüyor musunuz? Ölümü sevemediğini dert edinmiş. Ben niye ölümü sevemiyorum? Niçin benim ölümle irtibatım eksik? Ve bunu gelmiş Resulullah'ın huzurunda, Resulullah'a dert yanıyor. Bana bir çare göster ya Resulallah, bana bir yol göster. Ben niye bu haldeyim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tabii karşındakine nazar eden bir insan, onun ne olduğunu, nasıl bir hayat sürdüğünü, nasıl düşünceler içerisinde olduğunu çok iyi biliyor. Ona cevaben şöyle dedi, malın mülkün var mı senin? Var ya Resulallah dedi, ben Medine'nin zenginlerindenim. Anlaşılan o ki dedi, sen malını mülkünü bu dünyaya yatırmışsın, onun için terk edip gitmeyi istemiyorsun. Allahu Ekber. Malını mülkünü bu dünyaya yatıran adam bu dünyadan ayrılmak ister mi? Şu anda biz biriktirme hastalığına müptelayız. Kim ne derse desin. Herkes biriktirmenin derdinde. Paylaşmayı unuttuk. Yanı başımızdaki mahrum olanları unuttuk. Paylaşamıyoruz. Nasıl daha biriktiririm? Sen bu dünyada biriktirmenin derdine düşersen hiç ölüm sana hoş gelir mi? Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle irşad etti. Git malını mülkünü ahirete yatır. Bak o zaman ölümü seveceksin. Çünkü öbür tarafa gönderdiğin zaman sen de peşinden gitmek istersin.
Öyle bir Rabbimiz var ki bak, Yasin suresinin ilk sayfasının son ayeti. İnna nahnu nuhyil mevta. Şüphe yok ki ölüleri biz diriltiriz. Hiç bu konuda zerre kadar tereddüt geçirmeyin, şüpheye düşmeyin. Ölüleri biz dirilteceğiz diyor Allah. Ve nektubu ma kaddemu ve âthârahum. Onların bize önceden neyi sunduklarını, takdim ettiklerini, geride de neyi bıraktıklarını biz yazıyoruz. Allah yazıyor. Allah yazıyor. Onun için aslında ölümle iç içe yaşamak lazım kıymetli kardeşler. Yoksa ölüm sarhoşluğu geldiği zaman ölümle şafağımız atar ki Allah muhafaza geri dönüşü olmayan bir pişmanlık başlar. Tarancı, neylersin ölüm bu herkesin başında. Uyudun uyanamadın olacak. Kim bilir ne zaman, nasıl, kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında. Beyaz kefen incecik. Ah ne olur evimde koyun bir gececik, bir gececik. Adam 60 sene çalışıyor, bir ev yapıyor. Ama öldüğü zaman yahu bunu kefene sardıklarında kimse demiyor ya bu garibim bu gece evinde yatsın ya. Şimdi hemen defnedilecekse mezarla, yarın bekleyecekse morga. Öyle yok yağma. Beyaz kefen incecik. Ah ne olur evimde koyun bir gececik. Fayda vermez iniltiler. Gidenler hep böyle gitti. Bu iniltiler fayda vermez. Fayda veren ne? Ölüm anında iman fayda verir. Eğer iman dolu bir hayat, amel-i salih dolu bir ömür geçirmişsen korkma, ölümün de çok güzel olacak. Nereden çıkarıyorum? وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Şu ayetlerin güzelliğine bakın. Zorluk içerisinde böyle sıkıntıyla ruhu sıyırıp alanlara yemin olsun. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Demek ki kafir münafık böyle can verecek. Öyle kolay ölüm yok. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Zorluk içerisinde, şiddet içerisinde böyle zorlukla sıyırıp söküp alanlara yemin olsun diyor Allah. Yemin ediyor. Kim bunlar? Azrail'in görevli melekleri. Azrail tek başına gelir mi? Müftü bile tek başına gelmiyor buraya. Ya şoförü var ya oğlu var yanında. Koskoca Azrail can almaya gelirken tek mi geliyor zannediyorsunuz? Eskorduyla geliyor. Yani valinin eskordu var, cumhurbaşkanının eskordu var da Azrail'in eskordu yok mu? Hem de nasıl? Hem de nasıl? Öyle bir eskortla gelecek ki. Azrail'in eskordunu belirlemek senin elinde. Senin elinde. Ömrün, yaşantın, inancın Azrail Aleyhisselam'ın eskordunu belirleyecek. Azrail Aleyhisselam ya rahmet melekleriyle gelecek sana, ya azap melekleriyle gelecek sana. Aman ya Rabbi. Rahmet melekleriyle gelsin inşallah. Ama işte sadece inşallahla olmuyor bu. İman ve amel. Hayata sımsıkı iman ve amelle yapışıp dünyayı gözünde küçültüp ahirete hedef edinirsen Azrail'in eskortu rahmet melekleri olur. Öyle ayrıntılar var ki tefsirlerde. Gelirken de karıştırdım biraz. Ölüm anı muhteşem. Diyor ki eğer o ayeti de tamamlayalım ondan sonra söyleyeyim bunu. Bir de وَالنَّاشِطَاطِ نَشْطًا. Nazi'at suresinin ikinci ayeti.
kolaylıkla söküp alanlara da yemin olsun. Bak birinci ayette ne diyor? وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَى Şiddet içerisinde, dehşet içerisinde zorlukla söküp alanlara yemin olsun. İkinci ayette وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَى Kolaylık içerisinde, suhuletle söküp alanlara yemin olsun. Demek ki müminin ruhunu tereyağından kıl çeker gibi alacak Azrail Aleyhisselam. O zaman geçerli akçe ne? Geçerli akçe iman. İşte bu ölüm sarhoşluğunun yaşanmaması için geçerli akçe iman ve amel. Ulema diyor, Azrail Aleyhisselam bir adamın canını almadan önce eskortunu gönderir. Ben diyorum eskort ifadesi bana ait bir ifade. Yani öncü melekler gider. Melekul mevtillezî vukkile bikum. Allah ölüm meleğini vekil tayin etmiştir ama ölüm meleğinin emrine de sayısız melekler vermiştir. Şimdi ölen kişi mümin bir kişi ise önce rahmet melekleri geliyor. Zaten rahmet meleklerini görünce dünyayı münyayı unutuyor o zat. Hatırlarsanız bir ara Hasan Efendi'yi anlatmıştım ben. O Hasan Efendi'yi unutmamak lazım. Rahmet melekleri geliyor. O rahmet meleklerinin görüntüsü adamı mest hayran bırakıyor. En son Azrail Aleyhisselam geliyor elinde cennetten bir ipek mendil ile. Geliyor o müminin mis gibi kokan ruhunu ağzından alıp koyuyor, üstünü kapatıyor, meleklere teslim ediyor, süratle arş-ı alaya doğru melekler, jet hızı nedir? Işık hızı nedir? Hayır, süratle yukarıya doğru çıkarıyorlar. Müminin ruhu böyle gidiyor. Rahmet melekleri müminin canını Azrail Aleyhisselam alırken ona kolaylık veriyorlar. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحَا Yüzdükçe yüzenlere. وَالسَّابِقَاتِ سَبْقَا Bunlar bakın bu ayeti kerimelerin tefsirlerine hep bu ölümlerle ilgili meleklerdir bunlar. Yarıştıkça yarışanlara. Müminin ruhunu aldı kapış kapış fırlıyorlar. Çünkü tertemiz bir ruh aldılar. Onu arş-ı alaya ulaştırmaları lazım. Ama kafirin ruhu çetin çıkıyor. Nehşül Belaga'da Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimizin bir ifadesi var. Kafir ruhunu Azrail'e verirken 700 kılıç darbesi acıyla verir diyor. Bir başka rivayette de diyor ki bir öküzün diri diri derisini soyarken ki acıya benzer diyor. Hatta hadisi şerifte de Efendimiz demir tarakla yünün içerisinden böyle yünü taramaya benzer diyor. Kafirin ruhu bedeninden çıkarken. Rabbim muhafaza eylesin. Şimdi bakın ölüm sarhoşluğu. Allah bize yaşatmasın. Sekratul mevt. Veren de o, alan da o. Nedir senden gidecek? Telaşını gören de can senin zannedecek. Yani bazen ölüm bize o kadar farklı geliyor ki yani niye telaş ediyorsun diyor yani. Can senin mi ki yani? Can zaten emanetti sana. Allah istediği zaman emanetini alacak. İstediği vakitte alacak. Ve senden ecelini de gizlemiş. Sadece Allah biliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Azrail Aleyhisselam dahi o an alacağı kişinin ecelini bilir diyor. Ondan önce bilmez. Listeyi o anda alır.
Hatta işini öyle sağlam yaparmış ki her insanın yüzüne günde en az 5 defa bakarmış Azrail Aleyhisselam. Yani ölüm benden uzak zannetmeyin. Ölüm hepimize yakın. Ölüm bir nefes kadar uzak, ölüm bir nefes kadar yakın. Hepsi o. Tabutun içinde olmakla tabutun dışında olmak arasında inanın çok bir fark yok. Arada bir tahta kalınlığı kadar mesafe var. Efendimizin ölünün arkasından söylediği ifade muhteşemdir. Götürün, ardından biz de geleceğiz. Götürün, ardından biz de geleceğiz. Hatta mezarlığa girerken ne buyuruyormuş? Esselamu aleykum ya dara kavmil mu'minin ve inna inşaallahu bikum lahikum. Ey mezarlık ehli, selam olsun size. Allah dilediği vakit biz de size kavuşacağız. Ölümle iç içe yaşamak böyle bir şey. Onun için ölümle yaşayan adam rahat eder. Ama ölümden kaçan adam bir ömür boyu sıkıntı çeker. Velike ma kunte minhu tahid, kaçıp durduğun ölüm bu işte. Kaçıp durduğun ölüm bu. Demek ki kıymetli kardeşlerim, ölümü seveceğiz. Ölümü sevebilmenin yolu da iman ve salih amel. Beyazıd-ı Bestami'nin çok güzel bir ifadesi var rahimeullah. Hemşeriniz biliyorsunuz burada, şurada hemen metfun. Bir gün adamın birine soruyor, diyor ki sen diyor Allah'ı seviyor musun? Çok seviyorum diyor. Peygamberi seviyor musun? Vallahi çok seviyorum diyor. Peki diyor sen cenneti seviyor musun? Oo, sevilmez mi cennet şeyhim? Peki sen ölümü seviyor musun diyor. Bak işte orası diyor olmadı işte. Ben ölümü sevmiyorum diyor. Allah'ı seviyorum, peygamberi seviyorum, cenneti seviyorum ama ölümü sevmiyorum. Diyor ki sen o zaman yalancısın diyor. Nasıl ya? E diyor bütün bu sevdiklerine kavuşabilmenin bir tek yolu var. O da ölümle. Eğer sen gerçekten sevseydin onları ölümü de severdin. Çünkü ölümden başka kavuşma şansın yok. Onun için ölümü sevelim. Ölümü sevelim derken ölümümüzü isteyelim manasında demiyorum bunu. Ama işte ölümle iç içe yaşamak. El keys men dâne nefsehu bima amile ba'del mevt. Bak akıllı insan nefsini yok eden, alçaltan ve ölümünden sonrası için hazırlık yapan insandır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla Allah ölümümüzü kolay geçirsin. Rabbim iman ile yaşatsın ki ölürken de iman ile öldürsün. Bunun için mücadele edeceğiz. Bütün gayretimiz, bütün mücadelemiz bu istikamette olmalı. Yoksa bu dünya sevseniz de sevmeseniz de, ölümü isteseniz de istemeseniz de sizi terk edecek. Siz de bir gün bu dünyayı terk edeceksiniz. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. Sura üfürüldüğü vakit. Biliyorsunuz İsrafil aleyhisselamdır bu işin görevlisi. Dört büyük melekten birisidir Hazreti İsrafil. Ve rivayetlere göre iki defa sura Allah'ın emriyle üfleyecek. Birinci üflemesiyle bütün kainat hercümerci olacak. Birbirine girecek, yok olacak. Yani yıkım üflemesi. Birinci sura üfürüş, yıkım üfürüşü. Ve sonra yine Allah'ın emriyle tekrar ikinci defa sura üfleyecek ve ikinci üfürüş, diriliş üfürüşü. Bütün mahlukat
Allah'ın izniyle dirilecek, kabirde olanlar da kabirlerinden kalkacaklar ve mahşer meydanına doğru koşmaya başlayacaklar. Mahşeri meydanda toplanılacak hesap için. Hesap günü. Hani her namazımızın her rikatinde Rabbimize itiraf ettiğimiz gün var ya, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, hamd alemlerin Rabbi Allah içindir. Errahmanirrahim, o mutlak manada merhamet sahibi, o sonsuz bağışlayan ve esirgeyendir. Maliki Yevmiddin, din gününün sahibidir. İşte o din günü var ya, o ceza ve mükafat günü, o hesap günü, o yeniden diriliş günü, o yeniden kabirlerden uyanış, mahşerde toplanış günü var ya, işte her namazımızda bakın Rabbimize itiraf ediyoruz. Rabbim diyor ki okuyacaksın bunu. Benim huzurumda elin pelçe divan duracaksın ve bunu okuyacaksın. Maliki yevmiddin, din gününün sahibidir Allah Celle Celaluhu. İşte ve nufiha fissur, ki muhtemeldir ki buradaki sura üfürülüş ikinci üfürülüştür. Yani yıkımdan sonraki yeniden diriliş, vel ba'su ba'del mevt dediğimiz olay. Öldükten sonra diriliş anı. Zalike yevmul va'id. İşte bu size vaat edilen gündür. Nasıl bir gün? Size vaat edilen gün. Allah bize bu günü vaat etmiş. Ve mümin olanlara da her namazın her rikatinde itiraf ettiriyor. Ya Rabbi, din gününün sahibi sensin. Ben unutmuyorum o günü. Benim sürekli zihnimde taptaze capcanlı duruyor. Aklımda sürekli duruyor ya Rabbi. Din gününün sahibisin sen. İşte o gün vaat edilen gün. Zalike yevmul va'id. Ve ca'et kullu nefsin. İşte o diriliş anı, her nefis gelecek. Bakın Allah öyle diyor. Kaf suresi 21. ayet. Ve ca'et, gelecek. Kullu nefsin. Her nefis. Her nefis. Eksiksiz. Hayvanları da diriltecek Allah. Hadislerden bunu öğreniyoruz. Ve Allahu Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri o bütün mahlukatı diriltip huzurunda toplayacak. Ve ca'et kullu nefsin, her nefis gelecek. Ma'aha, beraberinde kimle gelecek? Sa'ikun ve şehid. İki tane görevli melekle gelecek. Yani öyle kabrinden tek başına da kalkmayacaksın. Kabrinden dirildin, yanı başında iki tane melek olacak. Birisi saik, yani seni sevk edici melek. Diğeri de amel defterini elinde tutan melek. Şahit, şehit. Saikun ve şehit. Her nefis gelecek, beraberinde bir sürükleyici, bir de şehit. Ameline şahit olan bir meleğimizle birlikte gelecek. Allahu Ekber. Böyle bir an bizi bekliyor. Kaçış yok, kurtuluş yok. Diğer ayete geçmeyelim. Şunun üzerinde bir iki cümle daha söyleyeyim. Ondan sonra bitirelim inşallah. Demek ki özetlersek ölümle başlıyor her şey arkadaşlar. Aslında ölen bir insan dünyadakilere göre ölüyor. Ahirettekilere göre doğuyor. Çünkü ebedi hayat ölümle başlıyor aslında. Eğer ruh iyi bir mümin sahibi, imanı kamil bir adamın ruhu ise âlâ-yı illiyyine yükseliyor. Ama çıkan ruh, nauzubillah, kafir bir ruh ise
kafir bir bedenden çıkan, münafık bir bedenden çıkan bir ruh ise esfele safiline gidiyor. Kötü ruhların yanına gidiyor. Çünkü ruh ölümsüzdür. Ölen bedendir. Yunus diyor ya, ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez. Orada hayvandan kastettiği bedendir. Etten kemikten müteşekkil, topraktan yaratılan beden, ölen o. Aşıklar ölmüyor zaten. Allah'a yürekten iman edenler ölmüyor zaten. Onun için ölümle her şey başlıyor. Bunu inşallah önümüzdeki ders biraz daha ayrıntıya girerek kabir azabı üzerinden de değerlendireceğiz. Çünkü şu ayet 22. ayet-i kerime hakikaten çok farklı bir pencere açıyor. Dolayısıyla bu akşamki dersimizi bu şekilde nihayetlendirmiş olalım. Rabbim akıbetimizi hayır eylesin. İmanlarımızı kamil, amellerimizi salih eylesin inşallah. Ekulu kavli hâzâ, estağfirullâhe li ve lekum ve lisâiril mu'minîne vel mu'minât vel müslimîne vel müslimât الأحياء منهم الأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات.